Şu anda Modern Sanat Müzesi'nin 5. katında sergilenen Picasso'nun Avignonlu Kızlar adlı tablosunu inceliyoruz. İspanyol bir sanatçı olan Picasso bu tabloyu yaptığında Paris'te bulunuyordu. Tablonun adı aslında Avignonlu Genç Kızlar anlamına geliyor. Burası da Fransa'da değil, aksine Barcelona'da bulunan ve hayat kadınlarıyla özdeşleştirilen bir sokak. Şu anda gördüğümüz aslında bir genel ev. Bir kadının herhangi bir bağlam içerisinde erkeklerin izleyebileceği şekilde resmedilmesi fikri Dega'ya kadar uzanır. Ancak Olimpia adlı tablosuna bakarsak bunun aslında Mane'ye kadar uzandığını söyleyebiliriz. Hatta bu Venedik Rönesansı'na, örneğin Titian gibi sanatçıların tablolarına kadar götürülebilir. Pek çok sanat tarihçisi bu tablonun Rönesans'la başlayan ve 500 yıl devam eden Avrupa resim geleneğinden ayrılma noktasını temsil ettiğine inanıyor. Yine pek çok sanat tarihçisine göre bu tablo kübizm akımının başlangıcını simgeleyen bir eser. Yani geleceğe ışık tutan önemli bir ayrılma noktası. Bu tablonun batı sanatında çok uzun süredir devam eden ve düzlemin nasıl oluştuğu, bir bedenin düzleme nasıl yerleştirileceği gibi kavramları belirleyen geleneklerden ayrılan radikal bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu geleneklerin Avignonlu Kızlar tablosuyla alt üst edildiğini söylememiz mümkün. Bu bağlamda çizgi perspektifinden ve ilüzyon yaratmak için kullanılan ışık-gölge tekniğinden yani Chiaroscuro'dan uzaklaşıldığını görüyoruz. Aslında Picasso, ilüzyonun yarattığı sihre aşık bir sanatçı. Ancak burada bu algıyı yıktığını görüyoruz. Bu tabloda kafasındaki fikirleri aktarmak için biçimsel yöntemlerden yararlandığını söyleyebiliriz. Avignonlu Kızlar tablosunun arkasında yatan fikirler cinsellik, çıplak kadın vücudu ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak sıralanabilir. Tablonun bu kavramlarla bir nevi yüzleştiğini söylemek mümkün. Picasso'nun bu tablo için yaptığı eskizlerde resimdeki kadınların denizci veya tıp okuyan erkeklere yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak sanatçı erkek figürleri tablodan çıkarmış. Ve kadınları da Manet'in Olimpia adlı tablosunda olduğu gibi doğrudan tabloya bakan kişiye dönük, yani dışa doğru bakacak şekilde resmetmiş. Eskizlerde gördüğümüz iki erkek figürü aslında bize tablonun arkasındaki fikirle ilgili bazı ipuçları veriyor. Genel eve müşteri olarak gelen denizci oradaki bir masaya oturmuş. Tıp okuyan öğrencinin ise kadınları daha detaylı incelediğini ve onlara daha bilimsel bir açıdan baktığını görüyoruz. Hatta belki de daha sanatsal bir açıdan. Sanatçıların geçmişte insanların kemik ve kas yapısını anlamak ve vücudu daha analitik bir şekilde görmek için kadavralardan yararlandığını biliyoruz. Ancak bazı eskizlerde tıp okuyan öğrencinin elinde bir kafatası olduğunu unutmamakta fayda var anatomi çalışan bir tıp öğrencisinin yanında kendi mesleğiyle ilgili bir şey taşıması oldukça normal bir durum. Ancak diğer yandan sanat tarihinde kafa tası ölümü çağrıştıran, yani memento mori olarak adlandırabileceğimiz bir nesnedir. Yani burada denizcinin tadını çıkardığı hazlarla bize ahlaki anlamda hayattaki zevklerin gelip geçici olduğunu hatırlatan tıp öğrencisinin elindeki kafatasının tezat içerisinde olduğunu belirtmemiz mümkün. Sağ taraftaki kadınların suratı aslında Picasso'nun o dönemde incelediği Afrika maskelerinin birer tasviri. Soldaki figürün ise klasik dönemden önceki İberya sanatına ve antik İspanya'ya kadar uzanan tarihi bir figür olduğunu biliyoruz. Bu aslında tablodaki sorunlardan bir tanesi. Çünkü bir tabloya baktığımızda tabloda üslup açısından bir tutarlılık olmasını bekleriz. Ancak burada farklı üslupların bir araya geldiğini görüyoruz. Bu bir bakıma yeni bir keşif niteliğinde. Picasso kafasındaki fikirlerin tablo aracılığıyla bize ulaşmasını sağlıyor. Buradaki bir tehlike fiziksel bir yüzleşme söz konusu. Tablodaki figürler bize oldukça yakın. Düzlemin üç boyutlu ve parçalara ayrılmış birden fazla düzleme dönüştüğünü görüyoruz. Figürleri birbirinden ayıran perdeler kadınları neredeyse sıkıştıracak şekilde resmedilmiş. Figürlerin arasında veya arkalarında hiçbir boşluk yok. Ancak yine de tabloda illüzyon yaratıldığını söylemek mümkün. Yine de gölgenin ve vurgulamanın olduğunu görüyoruz. Picasso'nun düzlemde sadece birkaç santimetre içinde bir illüzyon yaratmayı başardığını söyleyebiliriz. Kübizm akımının o dönemde nasıl olduğunu anlamadan bu tabloyu incelemek pek de mümkün değil. Ancak kübizmin üç boyutlu biçimin bozularak parçaların yeniden iki boyutlu bir düzlemde bir araya getirilmesi anlamına geldiğini bilen sanat tarihçileri tablonun ortasındaki figürü yeniden yorumladılar. Bu durumda bu figürün hem bize doğru baktığını hem de bizim bir yatakta uzanmış gibi ona doğru baktığımızı söyleyebiliriz. Bu Picasso'nun kendisinin bulduğu bir yenilik değil. Matisse ve ondan önce Cezanne'ın da buna benzer yenilikler getirdiğini biliyoruz. Tamamlandıktan kısa süre sonra tabloyu Picasso'nun atölyesinde gören sanatçıların neden dehşete kapıldığını anlamak çok da güç değil. İdeal olmayan kadın figürünü tasvir eden Degas bile bu tablonun yakaladığı yalınlığa ve çirkinliğe ulaşmayı başaramamıştı. Picasso kendi geldiği kültürü ve o anda ilgilendiği şeyleri yansıtan bir sanatçı. Tehlikeyi tasvir etmek için Afrika maskelerini incelemesi bile Fransa'nın sömürgecilik faaliyetine ışık tutuyor. Fransa'nın Afrika'da önemli sömürgeleri olduğundan bu maskeler de doğal olarak Fransa'ya getiriliyordu. Ancak Picasso'nun o dönemde bu maskelerin hangi kültürden geldiğine dair pek bir fikri yoktu. Bu maskelerle sadece biçimsel özelliklerinden ve biçimsel yeniliklerinden dolayı ilgileniyordu. Ayrıca sanatçıya göre bu maskeler öteki olanı temsil ediyordu. 20. yüzyılın başı ve 19. yüzyılın sonlarının nasıl olduğunu aktarmak için Batı sanatı geleneğinin dışına çıkma ihtiyacı oldukça önemli bir olgu. Bunu resim düzleminin düz olmasında görebiliyoruz. Sahte bir illüzyon ve boyut yaratıp düzlem resmedilmemiş. Bu olgu 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında oldukça önemliydi. Aslında bu durumun Rönesans sonrası kültürün, uslupçuluğun, barok dönem neoklasizmin ve 19. yüzyıldaki sanat akademilerinin modern kültürü yeni bir görsel dille ifade etmek isteyen çağdaş sanatçılar üzerinde oluşturduğu baskıyı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Müzik